AK Parti yöneticilerine ve kitlesine seslenmek istiyorum. Eğer Anayasa Mahkemesi'ne bugün uygulanan baskı 2008'de parti kapatma davasında uygulansaydı, yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı AK Parti'yi kapatma kararı aldığında Anayasa Mahkemesi kararı karşı bir karar almamış olsaydı ya da Anayasa Mahkemesi olmasaydı, Allah aşkına ne olurdu? AK Parti kapatılırdı. Ya da Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı Yargıtay'ın o zamanki dairelerinden birisi, ya bu kararı Anayasa Mahkemesi yanlış aldı, aslında bu partinin kapatılması lazımdı deyip bir Yargıtay dairesi buna karar verseydi, milli irade ayakta kalabilir miydi? Durum göründüğünden çok daha vahimdir. Demokratik bir mücadele için yola çıkma iddiası taşıyan ve milli iradeden alınan oylarla bugün iktidarda bulunanlar maalesef temel insan hakları konusunda çok vahim bir hataya yöneliyorlar. Devlet memuriyeti vasfı taşıyan kişilerden gelen sözler var. Açık ve net ifade ediyorum. AK Parti kitlelerinin getirdiği iktidar üzerinden birileri devlete sızarak otoriter bir yönetimi kalıcı kılmaya çalışıyor. Açık şekilde yapılmak istenen devletin kurumlarına sızmış bir grup tarafından Türkiye'nin gittikçe otoriterleşme çabasıdır. Demokratik teamüller varken kendisinden menkul yetkilerle sanki milli ve gayrimilli olanı tanımlama yetkisini sana kim verdi? Sen memursun. Otur oturduğun yerde vazifeni yap. Türkiye devleti sahipsiz değil, demokrasi sahipsiz değil. Bir kişiyi kastetmiyorum. Çöreklenip külliyede herhangi bir halka hesap verme sorumluluğuna sahip olmadan AK Parti Genel Merkezi devrede olmayacak. Oradan bir açıklama yapılmayacak. AK Parti meclis grubundan bazı sağduyulu insanlar, daha olay olur olmaz Hayati Yazıcı gibi isim de vereyim, Abdülhamit Gül gibi, Faruk Çelik gibi sağduyulu insanlar, devlet tecrübesine sahip insanlar açıklama yapacak. Bu arada hiçbir siyasi yetkisi olmayan ama bulunduğu makam sanki yorum yapma yetkisini kendisine vermiş gibi gören bir takım çevreler var. Kastettiğim bunlar. Devletin meşruiyet çizgisi dışına çıkan kim olursa olsun ve hesap verme durumunda olmayan kim olursa olsun devletçiliğe sızmış otoriter bir çeto muamelesi görmeli. Anayasasızlaştırma yaşanıyor. Benim tabirimi bunun altını çizin. Türkiye'de şu anda yaşanan anayasasızlaştırma, yani yürütme üzerindeki denetim mekanizmalarının tümü birer birer işlevsizleştiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elindeki bir takım yetkiler alınarak işlevsizleştirildi. Şimdi de toplumsal muhalefetin de vatandaşlarına başvuracağı bir makam işlevsizleştiriliyor. Türkiye'yi anayasasızlaştırmak isteyen bir grup var. Bunlar AK Parti'yi de esir almaya çalışıyorlar. Onun için sesleniyorum AK Parti'nin sağduyulu insanlara, başınızı kaldırın. Sizin vereceğiniz siyasi hesap üzerinde birisi plan yapmasın. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Benzer örnekleri bu ülke yaşamamalı. Yarın bireysel başvuru hakkı her bir cumhuriyet vatandaşının belli bir konuda başvuracağı bir haktır. Bunu yok sayarsanız bir gün ona ihtiyaç hissettiğinizde dayanacak bir nokta bulamazsınız. Bugünden başlayarak meclisteki en ana gündem maddesi budur. Milletvekillerimiz konuyu gündemde tutacaklar. Bu konuyu mecliste çözebiliriz. Eğer dünkü ilk tepkiler konusunda tutarlı bir tavır sergilerse AK Parti'nin meclis grubu, hatta genel merkezi, külliyeye sızmış bir takım isimlerin Türkiye'yi götürmek istediği bu felaketin önüne geçilecek şekilde davranırlarsa süreç çok kolay aşılabilir. İkinci çağrımız Yargıtay Başkanı'na. Onlar da bu süre içinde tekrar atılan adımı değerlendirme sorumluluğuyla karşı karşıya. Bu atılan adım bir gün Yargıtay'ın kararlarına da başka mercilerin müdahalesini beraberinde getirir. Türkiye'de bir hukuk düzeni problemi, devlet düzeni problemi çıkmaması için Yargıtay Başkanı'nın doğrudan Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı arayarak oturup bu konuyu konuşmaları ve Türkiye'nin geleceğinde kötü emsal teşkil edecek bir adımın önüne geçmeleridir. Bu kötü emsal bir gün Türkiye'nin gerçekten demokrasisine bir müdahale olduğunda, ki bu öyle bir müdahaledir, önleyici tedbir niteliği taşımaz. Ümit ederiz ki başta Sayın Cumhurbaşkanı bu kötü gidişe kendisi dur diyecek adımı atar. AK Parti'nin sağduyulu hukukçuları giderler, bu gidiş değil, yarın bizim de hukuka ihtiyacımız olur diye bunu anlatırlar. Mecliste bu konuyu çözeriz. Ama çözülmezse, açık söylemek gerekirse, demokrasi savunmak için hangi eylem yapılması gerekirse anayasal çerçevede ve yasal çerçevede o eylemi yaparız. Bu otoriterleşme mücadelesinde bütün partilere görev düşüyor ama en çok da AK Parti içindeki sağduyulu hukukçulara, AK Parti tabanında kendi geleceğiyle ilgili kaygı duyan vatandaşlara düşüyor.